Defense Türkiye'nin herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Ocak'tan bu yana icra edilmekte olan Kars'ta düzenlenen kış tatbikatının seçkin gözlemci günündeyiz. Envantere yeni giren silah ve sistemlerin iletişim olarak kullanılacağı tatbikata 189'u yabancı olmak üzere toplam 2113 personel görev alıyor. Bunlarla birlikte 655 zırhlı araç ve 762 adet çeşitli silah kullanılmakta. Tatbikatın maksadı zorlu hava ve arazi şartlarında birliklerin muharebe kabiliyetlerini denemek, barınma, ikmal ve bakım gibi faaliyetlerdeki eğitim seviyesini artırmaktır. Harekata Türkiye haricinde toplamda 16 ülke katıldı. Bunlardan 7 tanesi birlik yolladı. Geri kalan 9 tanesi sadece seçkin gözlemci olarak katıldı. Birlik yollayan 7 tane ülke Azerbaycan, Kosova, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, Özbekistan ve İtalya. Sadece seçkin gözlemci olarak katılanlar ise Kuveyt, Katar, Kırgızistan, Almanya, Bahreyn, Etiyopya, Malezya, Moğolistan ve İngiltere. Kış tatbikatı 2023'te ilk kez kullanılan bazı sistemlerimiz var. Bunlar ZTA UMTAS, Cirit Paletli, KN-12 Keskin Nişancı Tüfeği, Kargo Kamikaze Drone, Mini insansız Kara Aracı, Togan ve Serçe 2 Mini insansız Hava Araçları, 81 ve 120 mm'lik Havan Elektronik Tevcih Sistemi, Yeni Tip Soğuk İklim Kıyafeti, Yeni Tip Soğuk İklim Keskin Nişancı Kıyafeti, Yeni Nesil Hava Savunma Sistemleri olan HX6, Römorka Montu Genişleyebilir Seyyar Sahra Mutfak Ünitesi, Mobil Gıda Laboratuvar Aracı ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı bu gerçekleştirilen kış tatbikatında ilk kez kullanıldı. Bu tatbikatta ilk kez kullanılan HX6 sistemi, yani hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi Aselsan tarafından geliştirilen bir sistemdir ve 2020 yılında envanterimize girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hava savunma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve hava savunma birlikleri için komuta kontrol görevini yerine getirmek amacıyla kullanılan sistemi Hisar'a, Hisaro, Korkut gibi yeni nesil hava savunma sistemleri de entegre edilebiliyor. Aynı zamanda tatbikatta kullanılan Serçe insansız hava aracımız da adet sistem olarak kullanılıyor. Atış görevi! Atış görevi! Değerli arkadaşlar, bugün son bölümünü sizlerle beraber izlediğimiz 2023 kış tatbikatını çok şükür kazasız belasız başarılı bir şekilde tamamladık. Bu bizim için gerçekten önemli ve anlamlı. Çünkü içinde bulunduğumuz mekan da gerçekten bizim tarihimizde çok önemli, çok anlamlı bir yer olan Sarıkamış bölgesi. Burada ciddi muharebeler yapılmıştır geçmişte tarihimizde. Ve acı tatlı hatalarımızın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bu arada, bu alanda, bu arazide atalarımız bu zorlu arazi iklim koşullarında şiddetli muharebelere katılmışlardır ve burada bu atalarımızın şehadete ulaştığı topraklarda bulunuyoruz. Dolayısıyla bu tatbikatın bu bakımdan da bizim için çok önemi ve anlamı bulunmaktadır. O günkü şartlardan farklı olarak bugün Mehmetçik çok ileri teknolojiye sahip olan harpçili araç ve gereçlerini kullanmak suretiyle gerçek muharebe şartlarına en yakın düzeyde yaptıkları bu tatbikatla gerçekten bulundukları seviyeyi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle ben hemen sözlerimin başında Sarıkamış şehitlerini de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onları saygıyla şükranla anıyorum. Arkadaşlar, burada tabii bu tatbikatın bu şartlarda kazasız belasız ve başarılı bir şekilde yapıldığını burada hep birlikte müşahede ettik ve bundan da büyük bir memnuniyet duyduk. Büyük bir gurur duyduk, büyük bir heyecan duyduk. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü arazi ve hava şartlarında nasıl muharebeye hazır olduğunu, her an harekete hazır olduğunu bir kez daha hep birlikte burada görme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu faaliyetin planlanmasında, icrasında emeği geçen tüm silah arkadaşlarımı, tatbikata iştirak eden dost ve kardeş ülkelerin değerli mensuplarını da en içten duygularla burada kutluyorum. İcra edildi. Tatbikatın amaçları, birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve senkronizasyonu sağlamak, birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda
Atış dahil muharebe imkan kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu sağlamak, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, bakım konularında eğitim seviyelerini geliştirmek, beka kabiliyetini arttırmak, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır. Tatbikatın hedefleri, ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini kış şartlarında sevk idare etme imkanı sağlamak, tatbikatın başlangıcından sonuna kadar beka tedbirlerini almak ve uygulamak, çeşitli sınıfların birliklerinin tanımalarını sağlamak, birliklerin hava kuvvetleriyle müşterek harekat yapmasını sağlamak, idari ve lojistik faaliyetleri icra etmek, karargah subaylarının ve birlik komutanlarının durum muhakemesi, plan, durum değerlendirmesi yapma, emir ve rapor verme melekelerini geliştirmek, her seviyedeki ateş ve manevranın koordineli olarak kullanılmasını pekiştirmek, ateş desteğinin ateş destek timinden ateş destek koordinasyon merkezine kadar tüm faaliyetlerini planlamak, kritik lider ve personeli yetiştirmek, havadan atma harekatı icra etmek, envanterde olan, envantere yeni giren, savunma sanayi firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah araçlarının kış şartlarında performansını denemek, derin kar ve şiddetli soğuklar konusunda tecrübeli dost ve müttefik ülkeler ile teçhizat ve taktik usuller konusunda bilgi paylaşımı ve tecrübe paylaşımında bulunmak. 2023 kış tatbikatı Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birlik ve unsurlarınca icra edilecektir. Tatbikata 16 dost ve müttefik ülkenin birlik, unsur ve gözlemcileri katılacaktır. Tatbikata 2113 personel katılacak olup toplam 651 araç, 865 silah kullanılacaktır. Tatbikata katılım sağlayacak sivil kamu kurum kuruluşları perdede görüldüğü gibidir. Seçkin gözlemci gününe 16 dost ve müttefik ülkenin temsilcileriyle 54 savunma ateşisi katılım sağlayacaktır. Tatbikat yabancı ülke askeri ateşelerine, yerel sivil idareci ve yöneticilere, şehit gazi aileleriyle öğrencilere, yerli ve yabancı basın mensuplarına açık olarak icra edilecektir. Basın faaliyet programı perdede görüldüğü gibidir. Bugün seyir iki yerinde olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.